Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı Kemer köyünde alınan bilgiye göre su akışını sağlayan su borusunda akşam saatlerinde patlak meydana geldi. Bunun üzerine Kemer köyü muhtarlığı su borusunun tamiri için onarım çalışması başlattı. Su borusunun bulunduğu bölgeye kepçe getirilerek patlağın tespiti için kazı yapılmaya başlandı. Bu sırada alanda 3 layık bulundu. Senin o iman gücü muhabbeti geliyor. İman gücü var sende. Sen kazarsın burada. Kepçe operatörü durumu jandarma ile Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü yetkililerine bildirdi. Arkeoloji Müzesi'nden bölgeye gelen kazı ekibi layıkların bulunduğu yerden kurtarılması için çalışma başlattı. Oraya araya bir Japon köpük sıkalım yapıştıralım abi. Kurtarma kazısı ile layıkların tümü toprak altından çıkarıldı. Layıkların bulunduğu tarlanın sahibi İsmail Güler, gazetecilere yaptığı açıklamada 6 dönümlük tarlanın babasından kendisine kaldığını söyledi. Su borusunun patlamasıyla layıkların gün yüzüne çıktığını ifade eden Güler, onu tamir etmek için kazı yaparken layıklar çıktı. Biz de Kültür Bakanlığı ile jandarmaya haber verdik. Arkadaşlar geldiler, kazı yapıyorlar dedi. Boru, su borusu patlamıştı. Onu tamir etmek için kazı yaparken mezarlar çıktı. Biz de Kültür Bakanlığı'na ve jandarmaya haber verdik. Arkadaşlar geldiler, çalışmaları yapıyorlar. Kemer köyünde yaşayan Ali Koç ise layıkların kapağının açılmasına tepki gösterdi. Kapakların tümünün herkesin önünde açılmasını isteyen Koç sözlerine şöyle devam etti. Ya burası su güvenliği ararken hep buldular burada aldı. Şimdi açtılar, şimdi İçtaş Tayyip bende. Açtırmıyor şimdi. Bu gece İçtaş bunu götürür. Ya da başkaları alacaklar. Niye açtırmıyorlar bu adı? Açıkmış mezarı, mezarları. Herkes görsün burada, bak basın burada, hepiniz burada. Fotoğraftan görsün, herkes görsün. Dünya görsün. Ne diye saklıyorlar?